Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün sizlerle ilk nazil olan İkra suresine bunu okuyup değerlendireceğiz inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Sureye başlamazdan önce bir ön bilgi olarak ben şunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk peygamber değil, son peygamber. Daha evvelinde de nice peygamberler geldi geçti. Hazreti Adem ilk insan, aynı zamanda ilk peygamber. Ondan Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar bazı rivayetlerde 124 bin diye ifade ediliyor. Ama alimler demişler ki tek bir rakamla sınırlandırmak bazen uygun da olmayabilir. Bizim bilmediğimiz başka rakamlar da olabilir. Allahu alem, her dönemde peygamberler gönderiliyor. Ve Allahu Teala o peygamberlere mesajını iletiyor. Bir nevi şunun gibi, nasıl ki sınıfta çok öğrenciler var ama öğretmen bir tanesini sınıf başkanı seçer ve o sınıfın aynı zamanda sözcüsü olur. Allahu Teala peygamberler, insanlar arasından da peygamberleri seçiyor. O peygamberler diğer insanlar namına Allah'a muhatap oluyorlar. Allahu Teala kelamını onlara bildiriyor ve onlar aracılığıyla da diğerlerine bildirmiş oluyor. Malum Allahu Teala'nın sıfatlarından birisi kelam sıfatı. Hayat, ilim, irade, kudret, sem, basar. Bunlardan bir tanesi de sıfatı seba olarak bilinen sıfatlardan biri de Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı sahibi olması. Yani Allahu Teala elbette mahlukatıyla da konuşacak. Bizlere konuşma özelliği vermiş. Bizlere konuşma özelliği veren zatın kendisinin de bütün mahlukatıyla bir nevi konuşmasının olması gayet makul bir şekilde kendini gösteriyor. Yani yapan bilir, bilen konuşur. Allahu Teala bir ayette "Ela ya'lemu men halak" buyuruyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette bilir ve ona göre de konuşur. Hatta bu noktada baktığımızda sadece insanlarla konuşmak değil de Allah-u Teala'nın bütün mahlukatıyla bir nevi konuşması var. Keyfiyetini bilemediğimiz. Mesela ayette ve evha fi kulli sema'in emraha. Allah her semaya emrini vahyetti. Yani burada semadaki melekler tarzında da açıklanmış ama doğrudan semaya, semanın bizzat kendisine de Allah-u Teala'nın bir takım emirleri bildirmesi gayet makuldür. Kur'an'da bunun başka örnekleri de vardır. Mesela ateş bize göre cansız bir şey ama Allahu Teala ateşe emrediyor. Ya naru kuni berden ve selamen. Ey ateş, İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Yani tabir yerindeyse Allahu Teala'nın ateşle bile konuşması var. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin bal arısına vahyetti. Bal arısı küçücük bir varlık. Allah-u Teala ona da vahyetti. Yani ne yapacağını bildirdi, programladı. Bu manada baktığımızda, madem ki mahlukatın en seçkini insan, Allah-u Teala'nın insanla da bir şekilde konuşması olacak ve var. Mesajını onlara bildirecek ve bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'den önceki semavi kitaplar, işte Tevrat, İncil, Zebur gibi ve sahifeler, bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kelamının mücessem tezahürleri ve Kur'an-ı Kerim şu anda önümüzde baştan sona Allahu Teala'nın kelamı olarak bizlere bildirilmiş. İşte bu işin başlangıcı İkra suresinin ilk 5 ayetiyle oluyor. Evvelü mâ nezele minel Kur'an diye kitaplarda genelde buna dikkat çekilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan İkra suresinin ilk 5 ayeti. Sure itibariyle bir bütün olarak nazil olan Fatiha suresi deniliyor. İlk nazil olan, bir bütün olarak sure şeklinde nazil olan
Fatiha suresi. Ama vahyin bidayeti, başlangıcı ise İkra suresinin ilk 5 ayeti. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberimize gelen bu vahiy ile alakalı pek çok bilgiler veriyor. Mesela وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى Allah seni ne yapacağını bilmez bir halde buldu da sana yol gösterdi. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların şirk içinde bulunmalarından fevkalade rahatsızdı. Ama bu insanlar nasıl kurtulacak? Buna bir çözüm de bilmiyordu. وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى bir yönüyle bunu ifade ediyor. Başka bir ayette bu biraz daha açıklanmış tabir yerindeyse مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Yani Kur'an'daki anlatılanları bilmiyordun. İmanın esaslarıyla alakalı ayrıntılar var. Bunları Kur'an'da anlatıldığı tarzda bilmiyordun. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا Lakin biz sana indirdiğimiz kitabı, Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık. Ve işte sen bu nur ile insanları aydınlatıyorsun. Ve bu şekilde insanlara iman nedir, kitap nedir bunları bildiriyorsun. Bu gibi manalar Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bize anlatılıyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın kelam sıfatı Kur'an'ın çok değişik yerlerinde bize bildiriliyor. Bu konuda belki en dikkatimizi çeken yerlerden birisi وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا Allah-u Teala'nın insanlarla konuşması olmaz. Ancak üç şekilde olur ayetin ifadesi. اِلَّا وَحْيًا ya vahiy yoluyla bu ilhamı da içine alan bir ifadedir. اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ veya perde arkasından اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا veya bir elçi gönderip de فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَى dilediğini vahyetmesi suretiyle, yani Allah'ın izniyle o elçi Allah'ın dilemiş olduğunu vahyetmesi şeklinde bu üç şekil dışında Allah'ın insanlarla konuşması söz konusu değildir. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Birinciye misal, vahiy dediğimizde ilhamı da içine alır, onu ifade etmiştik. İkinci ev min verai hicab, perde arkasından. Genelde Hazreti Musa'ya gelen vahiy şekli örnek veriliyor buna. Ağaçtan bir ses şeklinde duyuyor ama doğrudan Cenab-ı Hakk'ın rüyeti tarzında değil. Sadece bir ses şeklinde. Min verai hicab, perde arkasından. Veya bir elçi göndermek suretiyle. Elçi göndermek de Cebrail aleyhisselamın gönderilmesi ve gelen elçinin Allah'ın vahyini bildirmesi. Bu durumda yani vasıtalı vahiy, vasıtasız vahiy gibi vahiy bu tarzda da ikiye ayırıyorlar. Vasıtasız olduğu zaman işte vahyen şeklinde ifade edilmiş. Vasıtalı olduğunda da ev yürsile rasule bir elçi göndermek suretiyle bu tarzda ifade edilmiş. Bunları konumuza bir mukaddeme olarak ifade ettikten sonra İkra suresine başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İkra, oku. Bismi Rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, işte 40 yaşına kadarki dönemde vahyi hazırlık dönemi, kendisi Hazreti İbrahim'in bakiye-i dini ile amel ediyor. Ama yaşamış olduğu toplum, müşrik bir toplum. İşte insanlardan ayrı kalmayı tercih ediyor son dönemlerinde. Vahyede bu bir hazırlık dönemi aynı zamanda. Yanına bir miktar yiyecek bir şeyler alıyor ve Hira mağarasına çekiliyor. Günlerce, gecelerce orada ibadetle meşgul. Malum Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı vermezden önce 40 günlüğüne onu Tur'a davet ediyor. Musa aleyhisselam 40 gün Tur'da bir çileden geçiyor tabiri caizse. Çile 40 demektir zaten. Orada bir çileden geçtikten sonra vahyi alabilecek, kendisine kitap verilebilecek bir kıvama geliyor.
Bunun neticesinde Tevrat levhaları şeklinde kendisine Tevrat veriliyor. Peygamber Efendimiz de işte Hira mağarasında vahye bir hazırlık dönemi. Daha evvelinde Rüyayı Sadıka dönemi başlamış. 6 ay devam eden Rüyayı Sadıka dönemi. Ve gecede ne görmüşse Peygamber Efendimiz gündüz çıkıyor. Vahiy Cenab-ı Hak'tan bir konuşmayı ifade ediyor ya. Sadık rüya bunun bir misali gibi adeta. Böylece vahye bir hazırlık dönemi başlamış oluyor. Gayb alemine Peygamber Efendimiz bir derece daha böyle yakın hale geliyor. 6 ay böyle bir hazırlık dönemi ve işte devamında Hira mağarasında Peygamberimizin uzlete çekilmesi, ibadetle meşgul olması. Böyle bir hengamede Cebrail aleyhisselam geliyor. Ve Peygamber Efendimiz şöyle kucaklayıp, sıkıp, İkra, oku diyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ümmim. Yani okuma yazması yok. Genelde zaten o zamanki toplum ümmi, okuması yazması olmayan bir toplum içerisinde. Mâ ene bigâriin diyor, ben okuma bilmem diyor. Cebrail aleyhisselam tekrar şöyle bir sıkıyor, tekrar bir oku diyor. Peygamberimiz yine ben okuma bilmem diyor. Üçüncü defa sıkıp bu defa bu ayetleri, ilk 5 ayeti Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam bildiriyor. İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Burada genelde hatıra şöyle bir şey gelebiliyor. Peygamberimiz ümmi bir insandı, okuma yazması yoktu. Peki oku emri ne ifade ediyor? Peygamberimiz neyi okuyacak? Bununla alakalı genelde hani Kur'an'ı oku, sana indirilenleri oku. Bu mana verilmiş. Şu anda da hani ezbere okuduğumuzda Kur'an okudum deriz. Bu sahih bir manadır. Öte yandan ezbere bir kitabı bilsek söylediğimizde kitaptan okumuş oluruz yine. Ama başka bir yönü şu olabilir. İnsan da bir kitap. Cenab-ı Hakk'ın en antika bir kitabı. Kendini oku. Kainat, Cenab-ı Hakk'ın kudret kalemiyle telif etmiş olduğu mücessem bir kitap. Kainat kitabını oku. Bu gibi manalara dikkat çekiliyor. Ama okurken Rabbinin ismiyle oku. Bismillah diyerek ve Allah namına. Yani kainat kitabına bakarken Allah'ın bir sanat eseri olarak tefekkürle oku. Böyle bir mana verilebilir. Böyle bir manaya dikkat çekilebilir. Burada yaratan Rabbinin ismiyle denilmesi, yani hem Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olması, biz Allah-u Teala'yı en iyi yaratmasıyla biliriz. Bir zamanlar biz yoktuk, dünya yoktu, daha evveline gittiğimizde alem yoktu. Kâne Allah ve lem yekun ma'hu şey, Allah var, başka hiçbir şey yoktu. Allah-u Teala yarattı. Ve biz mahlukat olarak, yaratılmış varlıklar olarak Cenab-ı Hakk'ı en kolay belki yaratıcı unvanıyla biliyoruz. O yarattı. Biz yoktuk, bizi yarattı. Dünya yoktu, dünyayı yarattı. Alem yoktu, alemi yarattı. Bir de burada Rabbüke ifadesi dikkatimizi çeken bir ifade. Seni terbiye eden demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimizle konuşması da aynı zamanda bir terbiyedir. Onu rububiyetinin en üst tecellisine mazhar kılacak, vahiy ile özel olarak onu terbiye edecek. Burada Peygamber Efendimizin ümmiyetinden de bir derece söz etmekte fayda olabilir. Huvellezî be'ase fil ümmiyyine rasûlen minhum. O Allah ki ümmilerden bir peygamber gönderdi. Ümmilerden bir peygamber ve kendi içlerinden bir peygamber. O ümmiler içinde. Yani Araplara ümmiler deniliyormuş. Daha önce kendilerinde kitap yok, ellerinde kitap yok. Sözlü kültür hakim. Şairleri var. Şairlerin sözleri dilden dile, kulaktan kulağa ulaştırılıyor. Böyle bir toplum. Ama ellerinde kitap yok. Koca Mekke'de belki okuma yazma bilenlerin sayısı 5-10 kişi. Böyle bir durumda. Onların içinde ümmi bir peygamber. Ümmi olmak, okuma yazma bilmemek bizler açısından bir nakısadır, kusurdur. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için bir kemaldir. Yani Allah-u Teala
onu insanların eğitmesine muhtaç bırakmadı. Allah-u Teala ona doğrudan öğretti. Ve Allah öğretince de en güzeliyle öğretir. Yani mesela ben 40 yaşı civarında ilk defa yüzmeye başladım. O da çok iyi bir yüzme sayılmaz. 40 yaşına kadar bilmiyordum. Ama balıklar dünyaya gelir gelmez, işte denizde dünyaya geliyorlar ve hiçbir kursu almadan yüzüyorlar. Allah öğretince gayet güzel öğretiyor. Öte yandan biz insanlar olarak 100 yıldır falan uçuyoruz. Ama Allah-u Teala kuşları, sinekleri, uçan daha diğer varlıkları yaratmış. Bunlar milyonlarca, belki milyarlarca yıl ne kadar olduysa yaratılalı, o zamandan bu zamana rahat bir şekilde uçuyorlar. Yani Allah öğretince gayet güzel bir şekilde öğretiyor. En mükemmeliyle öğretiyor. Dolayısıyla Peygamberimiz evet ümmidir ama Allah'ın doğrudan doğruya öğretmesine muhatap olmuştur. Tabir yerinde ise o Üstad-ı Ezelisinden ders almıştır. Üstad-ı Ezelisinden ders aldığı için de adeta bütün ilimleri bir hap gibi yutuyor. Ve kendisine bunlar öz olarak verilmiş oluyor. İşte evvelinde bilmiyordu ama ve allemeke ma lem tekun ta'lem. Peygamberimize yönelik ilahi hitaptan birisi, Allah sana bilmediklerini bildirdi. Ve bunun neticesinde o ümmi peygamber insanlara muallim oldu. Yani ümmiydi, bir şey okuma yazma bilmiyordu ama Allah'ın öğretmesi sonucunda muallim oldu. 14 asırdır onun muallimliğinden bütün insanlık istifade ediyor. Kıyamete kadar da istifade etmeye devam edecek. İşte yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. O insanı alaktan yarattı. Alak çoğul bir kelime. Alaka kelimesinin çoğulu. Kur'an'da başka ayetlerde alak, işte nutfe, alaka, mudga, bu tarzda insan yaratılışının evreleri anlatılır. Bunlardan birisi işte rahim duvarına tutunmuş ana rahmindeki bir haftalık zigot haline alaka deniliyor. Burada alak çoğul olarak gelmiş. Çoğul olarak gelmesi insan çoğul manada olduğundan ayette de çoğul şeklinde geldiği Kadı Beydavi tefsirinde ifade edilmiş. Ancak alak veya alaka bu kelime Türkçe'de de alaka olarak kullandığımız, işte birinin bir başkasıyla alakası varsa ona muhabbeti de var. Sevgi manasını da ifade edebiliyor. Böyle olunca belki de işari bir mana gibi bu düşünülebilir. Allah insanı sevgiden yarattı. Böyle bir mana da kendini hissettirir. Böyle diyenler de olmuş. Hamdi Yazır da tefsirinde buna dikkat çekiyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Böyle bir vecize de şiir tarzında söylenir. Allah-u Teala sevmiş yaratmış. Yani yaratmayı sevmeseydi, istemeseydi mahlukat olmazdı. Ama Allah-u Teala muhabbetiyle tecelli ederek alemi yaratmış ve hasaten de alem içerisinde insanı yaratmış. Burada insanı yarattı. Yani birincide umumi ifade edildi. Allah yarattı. Bu genel. Ama devamında halagal insan, insanı yarattı. Kıyasa girmez de anlama noktasından ifade edeyim. Mesela Mimar Sinan'ın yüzlerce eseri var. İşte bunlar içinde camileri daha da meşhur. Bir Şehzade Camii, işte bir Süleymaniye Camii. Bunlar çok güzel eserler gerçekten. Başka eserleri de var. Ama daha sonra bir de Mimar Sinan Selimiye'yi yapıyor. Selimiye diğerlerinden çok daha sanatlı bir şekilde yapılmış. Ve Mimar Sinan Selimiye'yi yaptı denildiğinde Selimiye'ye özel bir önem atfedilmiş olur. Allah-u Teala yarattı işte genel. Ama insanı yarattı, bütün mahlukat içinde merkezde insanı kıldı ve insanı en antika sanatlarına muhatap yaptı. İgra, oku. Oku emri burada tekrar edildi. Tekrarda tekit vardır. Ve okumak zaten tekrarlı olur. Yani bir defa okumakla hemen meleki haline gelmez. Okumayı hepimiz
tekrarlamak suretiyle öğrendik. Okumada tekrar olması gerektiğine de bir işaret olarak bu değerlendiriliyor. Yani bazen bir şeyi bir defa söylemek yetmez. Tekrar hatırlatmak, hatta o da yetmez, bir daha hatırlatmak gerekebilir. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda epey tekrarlar var. Bu surede mesela ikra emir olarak iki defa tekrarlanıyor. Birazdan kella ifadesi, hayır asla anlamında o gelecek, o da üç defa tekrarlanıyor. İşte Rahman suresinde febe iyyâlâ rabbikümâ tükezzibân 31 defa tekrarlanıyor. Allah-u Teala bazı şeyleri tekrarlamış. Burada da oku emrinin tekrarlanmasında başka incelikler de tabii düşünülebilir de okuma melekesinin gelişmesi için tekrarlamak gerektiğine bir işaret var. Ve rabbukel ekram, senin Rabbin ekremdir, en kerim olandır, sonsuz kerem sahibidir. Kerim, cömert olan, veren, gerçek anlamda kerim olan sadece Allah-u Teala'dır. İnsanlar verdiğinde genelde bir karşılıkta bekler. Allah-u Teala meccanen veriyor. Kime ne vermişse tek taraflı olarak vermiş. Bir pazarlık yapmadan doğrudan vermiş. Tek taraflı veriyor. Ve onun kerim olduğunun, ekrem olduğunun sayısız şahitleri var. İşte cömert dediğimiz bir insan, diyelim günde 100 kişiye söz gelimi ziyafet çeker faraza. Ama Allah-u Teala günde 6 milyar 900 binmiş şu anda. 6 milyar 900 milyon dünya nüfusu. 7 milyar diyebiliriz kısaca, yuvarlak rakam. 7 milyar insana Allah-u Teala ziyafet çekiyor. Sadece insanlar değil, okyanusta ne kadar balinalar var bilemiyoruz. Balinalardan bazıları, bir tanesi 150 tonmuş. Onlardan biri evimize misafir gelse herhalde kolay kolay ağırlayamayız. Allah-u Teala denizde onlara her gün ziyafetler çekiyor. Bütün mahlukatına bu şekilde ziyafetler çekiyor. Ve Rabbükel Ekram, senin Rabbin en kerim olandır, sonsuz kerem sahibidir. Burada Cenab-ı Hakk'ın kerem sıfatıyla nazara verilmesi, yani ben okuma bilmem deme, Allah sana öğretir. Hem de öyle öğretir ki en güzeliyle öğretir. Kainat kitabının manalarını öğretir. İnsanın sırlarını öğretir. Vahiy ile Kur'an'ı indirir, onları öğretir. Bu manada değerlendirilebilir. Ellezî alleme bil kalem, ki o Allah kalemle öğretti. Kalemle talimde bulundu. Allemel insâne mâlem ya'lem, ve insana bilmediklerini öğretti. Burada kaleme ayrıca dikkat çekilmiş. Yani kalem başka bir surede doğrudan sure ismidir. Nun vel galemi ve mâ yesturun. İlk nazil olan ayetler, surelerden biridir bu da. İşte Cenab-ı Hak kaleme orada yemin ediyor. Kaleme ve yazdıklarına yemin ederim ki. İlk inen ayetlerde oku emrinin gelmesi, hemen peşinde gelen ayetlerde kalemden bahsedilmesi, bunlar gerçekten çok düşündürücü şeyler. Halbuki o zamanın toplumu okuyan bir toplum değildi ve ehli kalem de değildi. Elleri pek kalem tutmuyordu. Ayette kalemin de önemine dikkat çekiliyor. Gerçekten de kalemin bambaşka bir yeri var. Tarih boyunca insanlar kalem yoluyla duyduklarını, düşündüklerini, öğrendiklerini sonraki nesillere miras bıraktılar. Ve o kalemle yazılanlar kitaplar şeklinde bugün elimizde var. Ve biz o beşerin bilgi birikiminden kalem vasıtasıyla istifade ediyoruz. Demek ki elimizdeki kaleme böyle bakarken onun da çok muhteşem bir nimet olduğunu fark etmemiz lazım. Cansız bir şey ama manalar onunla bize intikal ediyor. Hatta denilmiş ki ilim bir av gibidir. Onun kaydı kalem iledir. İlim bir av gibi. Hani avı nasıl ki okla veya silahla yakalıyoruz ya, ilmi de elde etmenin en kolay bir yolu kalem. Bu açıdan yani bizlere doğrudan vahiy gelecek değil. Peygamberimize geldi. Bilvasıta biz ondan o vahiyi öğreniyoruz. Ama kalemle hepimiz ilim tahsil edebiliriz. Ve
kalemden istifade etmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birisine tavsiyede bulunurken şöyle söylemiş. İstaim bi yeminik. Sağ elinden yardım al. Yani yaz. Ve uktubul ilme bil kitabe. Yine bir hadis olarak rivayet edilir. İlmi yazmak suretiyle gayyidül ilme bil kitabe. İlmi yazmak suretiyle kaydediniz. Bazı zatlar belki hani kaleme pek ihtiyaç duymayabilir. Doğrudan hafızasına nakşedebilir. Bu da bir melekedir. Ama bu normalde herkeste gelişmez. Herkeste bu şekilde olmayabilir. Ama kalemden de bu noktada istifade etmek çok güzel bir nimettir. İnsan okuyor, hatırında kalmayabiliyor. Dinliyor, hatırında kalmayabiliyor. Ama not almışsa belki bir defa not almak 10 defa okumaya bedel oluyor. Bu açıdan okuduğumuz kitaplardan böyle notlar almak, bunları zaman zaman tekrarlamak ilim açısından son derece önemlidir. İşte Allah insana kalemle öğretti. Allemel insane ma'lem ya'lem. İnsana bilmediklerini öğretti. İnsan dünyaya cahil olarak geliyor. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'e. Ayet-i kerime. Yani Allah sizleri analarınızın karnından sizler hiçbir şey bilmez bir vaziyetteyken çıkardı. Dünyaya geldiğimizde la ta'lemune şey'e, tam ayette anlatıldığı gibi hiçbir şey bilmiyorduk. Ve ceale lekumus sem'a vel absara vel efide. Sizlere işte göz verdi, işitme, kulak verdi ve kalpler verdi. Leallekum teşkurun. Ta ki bunlarla şükredesiniz diye. İşte biz göz, kulak, bu gibi şeylerle etrafı araştırıyoruz. İşte göz vasıtasıyla renkler alemi önümüze bir sofra gibi açılmış. Şehadet alemini bu gözlerle müşahede ediyoruz. Kulakla, insan kulaktan da çok şeyler öğreniyor. Duydukları, işte kulak vasıtasıyla hem kainattaki sesleri duyuyor, hem de anlatılan bilgileri kulak vasıtasıyla duyuyor. Bunlar birer böyle insanda ağza, bir de bunların değerlendirildiği yer var. İşte beyin vermiş Allah-u Teala insana. Efide denildiğinde kalp anlamında, Kur'an'daki anlatımda kalp, aklı da içine alan bir şeydir. İşte insana akıl verdi, beyin verdi, kalp verdi. Böylece biz gördüklerimizi, duyduklarımızı, düşündüklerimizi, hayal ettiklerimizi hissi müşterekte değerlendiriyoruz. Ortak bir havuzda bunlar toplanıyor tabiri caizse. Orada işlemlere tabi tutuluyor. Ve hafıza arşivimiz var. Hafıza arşivinde bunlar birikiyor. Yeri geldiğinde oraya müracaat ediyoruz. Hatırlamak suretiyle bunları birbirine bağlayabiliyoruz. Akıl bağlamak anlamına geliyor. Akıl vasıtasıyla bunlara bir kanca atıyoruz tabiri caizse. Birbiriyle alakalarını kuruyoruz. Ve böylece bilme dediğimiz muhteşem olay meydana geliyor. Ve bunlar üzerinde fikir de devamlı yeni yeni ameliyeler yapıyor. İşte tefekkür, fikrin çalıştırılması. Hani bir makine düşünelim. Çalıştırılmadığı zaman atıl durur. Ama çalıştırıldığında bayağı iş yapar. İnsandaki fikir mekanizması da eğer çalıştırılırsa o bildiğimiz şeylerden yeni yeni bilmediğimiz sonuçlara varabiliyoruz. Yani insan mevcut kendi bilgilerinden hareketle, tefekkür yoluyla gerçekten yeni yeni manalara ulaşabilir. Mütefekkir dediğimiz insanların çoğu öğrendiklerini hazmetmek suretiyle, bunlar üzerinde ciddi değerlendirmeler yapmak suretiyle insanlığa çok güzel şeyleri takdim etmişlerdir. Daha önce başkalarının bulamadıklarını bulmuşlar, bilemediklerini bilmişler ve insanlara faydalı olmuşlardır. Buraya kadar İkra suresinin ilk 5 ayeti, devamı başka bir zamanda nazil olmuş. Malum bunu da yine bir bilgi kabilinden ben ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim bir defada nazil olmadı, 23 yıl boyunca nazil oldu. 23 yıl boyunca nazil olmasının da pek çok hikmetleri var. İşte bu hikmetlerden birisi, ihtiyaca göre ayetler nazil oluyor. Toplumda bir olay oluyor. O olayla alakalı ayetler geliyor. Bir de hani bir ekmeği bir anda yiyemeyiz.
Ama lokma lokma onu hazmetmek daha kolay olur. Allah-u Teala mesajını parçalara bölerek gönderiyor. İşte mesajı ayetler, bölümler halinde, sureler şeklinde insanlara gönderilmiş. Ezberlemesi daha kolay olmuş. İşte ilk 5 ayetten sonrası da bir olayla alakalı. Burada o olayı da zikredeyim. Peygamberimiz devrinin önde gelen lider kişilerinden birisi Ebu Cehil. Ebu Cehil küfrün lideri. Nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında küfrün lideri durumunda Firavun vardı. Peygamberimiz döneminin Firavunu böyle bir insan. Peygamberimiz ondan bahsederken bu ümmetin Firavunuydu diye bu vasıfla da onu bildirmiş. Ebu Cehil bir defasında küstah bir şekilde şunu söylüyor. Ben diyor Muhammed'i secdede görürsem onun boynunu çiğneyeceğim diyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadet halindeyken geliyor ve düşündüğü şeyi yapmaya çalışıyor. Ama birden böyle geri çekiliyor. Diyorlar ne oldu? Diyor ki o bir uçurum gördüm diyor. Orada korkunç şeyler vardı. Kanatlar gördüm diyor. Ve çekildim diyor. İşte kanatlar melekleri direkt görmüyordu ama kanatlarını görüyor. Aklı başına yine de gelmiyor. Böyle harika bir şeyi görmüş olmasına rağmen küfrü inadı, onun inadı. Onu iman etmeye engel oluyor, iman etmesine engel oluyor. İşte böyle bir olay münasebetiyle devamının nazil olduğu hemen hemen bütün tefsir kitaplarında ifade edilir. Kelle innel insane leyatga. Yani hayır asla insan gerçekten tuğyana sapar. Tuğyana sapmak insanın haddini aşması. Mesela tagal ma'u deniliyor. Su kabardı. Tsunami gibi şeyleri düşünecek olursak veya denizin o sularının kabarması. Bu bir tuğyan. Suların kabarması. Ama insanın tuğyanı ise Allah'a karşı bir isyan anlamında. İşte kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye gibi duyguları menfi yönde kabarmışsa bu onun tuğyanı oluyor. Ebu Cehil ve emsali böyle. İnsan tuğyana sapar. En ra'a hüstane kendini müstani görmek suretiyle. Yani kendini Allah'a muhtaç görmemekle, kendini kendine yeter görmekle insan tuğyana sapar. Biz tabi burada olayı değerlendirirken sadece Ebu Cehil'le sınırlı da değerlendirmeyeceğiz. Ebu Cehil bunun en tipik örneklerinden biridir. Hemen her insanda böyle bir tuğyan özelliği bulunabilmektedir. Demek ki insan ne zaman tuğyana sapar? Kendini kendine yeterli görürse, Allah'a ihtiyacını bilmezse, hissetmezse o zaman insan tuğyana sapar. İnne ilâ rabbike rüc'a. Halbuki dönüş Rabbinedir. Yani Rabbine dönülecek ve Allah'ın huzurunda hesap var. Burada şunu da belki ifade etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'in 4 temel esası var. İşte tevhid, nübüvvet, haşir, adalet şeklinde bu özetlenmiştir. Bu mana, bu Kur'an'ın 4 temel esası, Kur'an'ın her tarafına bir ruh gibi nüfuz ediyor. Burada da bunu açık bir şekilde görmek mümkün. İşte Allah'tan bahsedildi, Allah'ın yaratmasından tevhid. Muhatap peygamber, nübüvvet. Öte yandan inne ilâ rabbike rüc'a, dönüş Allah'a, ahiret. Sonra adaletle alakalı, ibadetle alakalı bazı başka ayetler birazdan gelecek. Yani Kur'an'daki bu 4 temel esas sure sure her tarafa böyle nüfuz etmiş durumda. Burada da bunu görüyoruz. İşte dönüş Allah'a. İnne ilâ rabbike rüc'a. Eraîtellezî yenhâ. Yani gördün mü o kimseyi ki men etmek istiyor? Abden izâ sallâ. Bir kulu ki o namaz kıldığında onu men etmek istiyor. Yani burada gördün mü derken onun yaptığı iş ne kadar da çirkin bir iş. Onu men etmeye çalışan bir kimse ne kadar da kötü bir şey yapıyor. Buna dikkat çekiliyor.
Eraeyte inkâne alel hude, yani gördün mü o hidayet üzereyse, o men etmek istemiş olduğu kimse hidayet üzereyse böyle mi yapılır? Ev emara bit takva, veya takvayı emrediyorsa, kendisi hidayet üzere başkalarına da takvayı emrediyorsa ona böyle mi yapmak gerekir? Eraeyte inkezzebe ve tevelle, onu bu şekilde alıkoymaya çalışan kimse, o da yalanlamış ve yüz çevirmişse. Elem ya'lem bi ennallâhe yara, yani bilmedi mi Allah görüyor. Tabi Allahu Teala'nın gördüğünü bilmek insana kötü fiillerden sakındıran bir husustur. Bir insan Allah beni görüyor, işte ben başıboş değilim, vazifedar bir yolcuyum, vazifedar birisiyim. Bu manayı böyle iç dünyasında anlasa hal ve hareketlerine dikkat eder, tuğyandan vazgeçer. Ama bunu bilmediğinde insan tuğyana sapıyor. İşte Allahu Teala'nın gördüğünü o kimse bilmedi mi? Allahu Teala mülkünde cereyan eden her şeyi görmektedir. Allah'a gizli bir şey yok. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok değişik yerlerde bize anlatılan bir hakikattır. Allahu Teala'nın alim olması, habir olması, basir olması hep bunlarla alakalı meselelerdir. Mesela bir binayı yapan zat o binada neler olduğunu bilir. Özellikle günümüzde her tarafta kayıt cihazları doluyor. Büyük mağazalara her tarafa gizli kameralar veya açık kameralar konuluyor. Öyle ki oranın sahibi merkezi odadan nerede neler olduğunu, kimin çalışıp çalışmadığını, kimin alışveriş yapıp yapmadığını merkezden görüyor. İnsanlar kendi imkanlarıyla böyle bir şeye ulaşabilirlerse Allahu Teala sonsuz kudretiyle elbette mülkünün her tarafına maliktir ve mülkünün her tarafında neler olup bittiğini, mülkünde neler cereyan ettiğini görmektedir. İşte bir insan bunun şuuruna vardığında böyle kötülüklerden kendini korumuş olur. Der ki Allah beni görüyor. Allah'ın melekleri benim yaptığımı kaydediyor. Ve o zaman bir otokontrol sistemi gelişmiş olur. Ve o insan kötülüklerden kendini sakındırmış olur. Burada bir de Kur'an'ın evrenselliği açısından meseleye bakılacak olursa, yani her ne kadar sebebi nüzule göre bir açıklama yapmaya çalıştık. İşte Ebu Cehil'in yaptığı o çirkin hareket, bununla alakalı ayetlerin indiğini ifade ettik. Ama kitaplarda, tefsir kitaplarında şöyle bir kurala da yer verilir. Denilir ki itibar sebebin hususiliğine değil, hükmün umumi oluşunadır. Sebebi nüzulün hususiliği hükmün umumiliğine engel değildir. Dolayısıyla burada sadece Ebu Cehil'i görmemek lazım. Burada zamanımızın Ebu Cehil'lerini de, bütün zamanların Ebu Cehil'lerini görmek gerekir. Namazdan rahatsızlık duyanlar, namazı engellemeye çalışanlar bu surenin muhtevası içinde görülebilir. Kur'an-ı Kerim zaten isim de belirtmemiş. Ebu Cehil demedi burada. Kur'an-ı Kerim'de mesela Peygamberimiz dönemiyle alakalı hiçbir kafirin adı geçmez. Ebu Leheb belki hatıra gelebilir de Ebu Leheb de isim değildir, lakaptır. Asıl adı başka. O da lakabıyla zikredilmiş. Tebbet yeda Ebi Leheb derken Peygamberin amcası, ona en yakınlardandır ve en ziyade yardımcı olması gerekirken en ziyade muhalefet edenlerden birisi olmuş. Bundan dolayı hem o hem de karısı işte ateşe girecekler. Bundan dolayı yani Ebu Leheb şeklinde Alev babası böyle bir lakabı varmış. O lakabıyla ayette yer almış kendisi. Ama ismen yer almıyor. Ebu Cehil de ismen yer almıyor, vasfen yer alıyor. Veya münafıklar bir çerçeve şeklinde bize anlatılıyor. O çerçeveye işte günümüzün Ebu Cehillerini, günümüzün münafıklarını, bütün o tiplerini yerleştirmek mümkündür. O şekilde değerlendirmek mümkündür. Peki günümüzde namaz kılanı engellemeye çalışan var mı? Ben şu yönüyle ifade edeyim.
هَذَانُ خَسْمَانِ diye ayette ifade edilen iki gruptan söz ediliyor. هَذَانُ خَسْمَانِ İşte bunlar birbirine hasım, iki grup. İman-küfür mücadelesi. Hazreti Adem devrinde başlamış. Adem'in iki oğlu Kabil-Habil arasında bir muhalefet olmuş. Şu anda yine Adem'in oğullarında iki farklı grup iman-küfür şeklinde bu devam ediyor. Bir tarafta diyelim namaz kılanlar, öbür tarafta namazdan rahatsızlık duyanlar, hatta engellemeye çalışanlar. Ülkemizde nüfus %90 küsur Müslüman elhamdülillah. Ama bakıyorsunuz medyada hem de büyük böyle her tarafa yayın yapan bazı medya kuruluşlarında acayip haberler çıkıyor. İşte okulun bodrumunda öğrenciler namaz kılıyormuş. Büyük haber. Yani sanki devleti yıkmak istiyorlarmış dercesine, teröristmiş dercesine haber yapanlar var. İşte bunlar namaz kılmayı engellemeye çalışan zamanın Ebu Cehilleri. Yani zamanımızda böyleleri de var. Bütün zamanlarda var. Bu zamanda da kendini gösteriyor. Bunu ifade ederken şunu belirtmekte fayda görüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri daha iyi anlamak için sebebi nüzulleri çok iyi bilmek lazım. İşte bu ayetler hangi sebeple inmiş? Bunu bilmekte fayda var. Daha iyi anlarız. Ama ayetin mesajını sadece sebebi nüzulle sınırlı görmemek gerekir. Çünkü ayetin mesajı evrenseldir. Yani bütün zamanlara hitap eder, şumullüdür. Ve o ayetlerde biz kendimizi de görebiliriz. O ayetlerde biz başkalarını da görebiliriz. Hatta ayetlerde mesela eraeyte gördün mü? Burada ey muhatap tarzında da mana verilebiliyor. Yani ey peygamber gördün mü? İlk muhatap itibariyle peygamberimize hitaptır. Ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evet Kur'an'ın muhatabıdır. En büyük muhatabıdır. Ama tek muhatabı da değildir. Hepimiz de Kur'an'ın muhatabıyız. Böyle olunca doğrudan hitap şeklindeki ayetlerde ilk muhatap peygamberimiz olmakla beraber bizler de doğrudan orada kendimizi muhatap olarak görmemiz ileri bir derecedir. Kelle le illem yentehi yani hayır asla eğer o yaptığına son vermezse lenesfe'an bin nasiye biz onun nasiyesinden perçem diyorlar Türkçe'de perçeminden böyle şu kısmındaki saçından onu sürükleyeceğiz. Tutup sürükleyeceğiz. Nasiyetini kâzibetin hatiye onun o yalancı olan, günahkar olan alnından. Burada hani zikri cüz, irade-i kül diye edebiyatta ifade edilen bir deyim vardır. Yani alın nazara veriliyor. Yani mesele sadece alnı meselesi değil, şahsı. Onun o günahkar şahsını, o yalancı şahsını cezalandıracağız. Ama insanın en şerefli azası da başta başıdır. Bu noktada işte perçeminden tutup onu sürükleyeceğiz. Böyle ifade ediyor. فَلْيَدْعُ نَادِيَ Haydi o da işte kendi yandaşlarına çağırsın bakalım. Hani yardım istesin. Bir defasında yine Ebu Cehil Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a namazla alakalı üstten bir şeyler demeye çalışıyor. Yani kılmayacaksın demedik mi? Niye böyle yapıyorsun? Böyle üstten bir şeyler demeye çalışıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok sert bir şekilde kendisine cevap veriyor. Ebu Cehil o zaman sen benim bütün buralarda en fazla adam olan kimse olduğumu bilmiyor musun diyor. Bu münasebetle ayetin bu kısmı gelmiş. فَلْيَدُ نَادِيَ Bütün adamlarını, bütün kendi meclisine gelenleri çağırsın bakalım. سَنَدُ الزَّبَانِيَ Biz de zebanileri çağıracağız. Tabi zebani derken, zebani meleklerden bir taifedir. Bunlar da cehennem bekçileri, cehennem görevlileri. Ve son derece böyle kuvvetli, işte kafirlere azap vermekten zevk alacak tabiatta yaratılmış olan varlıklar. Yani keyfiyetini ayrıntılı bilemiyoruz ama tasvirinden öyle anlaşılıyor. Zaten meleklere Allah-u Teala öyle bir kuvvet vermiş ki mesela Cebrail aleyhisselam
Lut kavminin helak emri geldiğinde kanatlarıyla onların beldelerini yukarıya kaldırmış, daha sonra aşağıya bırakıvermiş. Yani meleklerde kuvvet denildiğinde Allah'ın verdiği kuvvetle harika bir kuvvetleri var. İşte biz de zebanileri çağıracağız. Kelle, hayır, asla. La tuti'hu, yani sakın sen ona itaat etme. Yani sen Allah'ın dinini yaşamaya çalışırken engel olmaya çalışan Ebu Cehiller çıkar. İşte maddi makam sahipleri, nüfus sahibi bir takım insanlar çıkar. Ama sen onların dediğine bakma. La tuti'hu, ona itaat etme. Bu durumda olan kimseye itaat etme. Vescud, sen secdeni yap. Vakterip ve Allah'a yaklaş. Burada bu secde ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de son secde ayeti bu. İlk secde ayeti Araf suresinin sonunda geçiyor. Toplam 14 ayrı yerde secde ayeti var. Ve bunlar okunduğunda tilavet secdesi yapmak gerekiyor. Ancak mezhepler arasında meselenin bir miktar ayrıntıları var. Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde genelde sünnet olarak anlatılıyor. Ve ayrıntı itibariyle de yine hemen yapmak gerekir mi yoksa sonra da yapılabilir mi? En azından şöyle bir fetvanın da olması rahatlatıcı. Hemen yapmak bazı mezheplerde gerekmiyor. Yani olur ki hani insan bunu okuduğu yerde yolda giderken ezbere okumuştur. O anda nasıl secde etsin? Evine gittiğinde veya mescide gittiğinde secdesini yapar. Tilavet secdesinde diyelim Kur'an'dan okuduk, ayağa kalkıyoruz ve doğrudan hemen secdeye varıyoruz. Normal secdeye. Ufraneke Rabbena ve İleykel Masir diyerek de oradan kalkıyoruz. Yani tilavet secdesi böyle bir secde. Bunu da unutmayalım. Yani bunu okumuş olduk. Ve devamında son kısmında da vakterip, yani sen secde et ve Allah'a yaklaş. Allah'ın kurbiyetine nail ol. Burada hemen şu hadis hepimizin hatırına belki gelmiştir. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدِ. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Secde böyle tevazuun böyle bir zirvesi adeta. Hani secde olmasaydı eğilmezdi o başlar. Şair öyle demiş ya. İnsan normalde başkasının karşısında eğilmeyecek bir tabiattadır. Gurur diye bir şey var insanda. Ama bu başı yaratanın huzurunda eğilmeli ve secdeye varmalı. O secdeye vardığında çok iyi bir noktayı yakalamış oluyor. Hatta iblis bu noktadan kuduruyormuş adeta. Yani yazıklar olsun diyormuş. İnsan secdeye vardığında Allah bana secdeyi emretti, ben yapmadım. Tard edildim, huzurdan kovuldum. İnsana secde emredildi, o ise secde ediyor. Vah bana diye böyle kendi perişaniyetine yanıyormuş. İşte iblise secde emri verildi ama o emrin gereğini yapmadı. Bundan dolayı iblis oldu. İnsan, evet insanda bir takım eksikleri, hataları var ama tutup Rabbinin huzurunda secdeye vardığında iyi bir noktayı yakalamış oluyor. Ve bununla da o insan kurbiyete mazhar oluyor. Kurbiyet derken Allah-u Teala'nın yakınlığı. Allah bizden daha yakın ama ibadetle ve özellikle de nafilelerle biz Allah-u Teala'ya daha iyi yaklaşmış oluyoruz. Yani Allah zaten yakın da bize. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ama asıl mesele bizim Allah'a yaklaşmamız. O da ibadetlerle oluyor. Farz olanlar zaten hepimizin üzerinde bir vazife. Ve özellikle de nafile olanlar insanın Allah'a yaklaşmasını artırıyormuş. Bir hadis-i kutsi de bu şöyle ifade ediliyor. Kulum nafilelerle bana yaklaşır. Öyle ki artık ben onun gören gözü, işiten kulağı, işte söyleyen dili olurum. İlahir bu mealde bir hadis-i kutsi naklediliyor. Demek ki insan ibadetle, takva ile, secde ile
Bu gibi şeylerle Allah'a yaklaşacak ve okuyacak, kainat kitabını okuyacak, kendini okuyacak, Kur'an'ı okuyacak. Bütün bunlarla hakiki, kamil bir insan olmaya çalışacak. Cenab-ı Hak hepimizi kamil olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.